Sorun yok. Sorun yok, hoş geldiniz. Az sonra arkadaşlarım burada olacak ama benim size güzel bir duyurum var. Vize İşbirliği sayesinde 2000 TL'ye varan indirim, hepsi buradan vize kartlarıyla yapacağınız televizyon alışverişlerinde sizleri bekliyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Biz de FIFA Dünya Kupası'na özel güzel bir sorun hazırladık sizlere. Hadi sorun yok'a geçelim. Sürekli vaat edilen ama birkaç ayda bir gelen içeriğimiz sorun yok. Hoş geldiniz. Emre Özcan, Onur Tuğrul, Mustafa Demirtaş, hepiniz hoş geldiniz beyler. Şöyle evet, Emre'yi de uzun süredir vaat ediyordum ama bir türlü getiremiyorduk, denk getiremiyorduk. Evet. Ben de ilk fırsatta Sorunyo'ya çağırmak istedim. Bugünkü sorumuz biraz değişik beyler. Çünkü Dünya Kupası konsepti burada 32 tane katılan takım var aslında. 32 tane milli takım var. Bu ülkeleri bilmeye çalışacağız. Bu turnuvada olur, geçmiş turnuvalara referanstan olur. Ama tek kriterimiz var. Sadece ve sadece Dünya Kupası üstünden anlatacağız. Tamam. Yani Dünya Kupası'nın işte atıyorum 2004'te bu 2004'te diyemeyiz. 2004'te Dünya Kupası yoktu. 2002 diyebiliriz. 2002 diyebiliriz. 2002 diyebiliriz. 2006 işte geçen turnuva şöyle oldu hatırlıyorum. Onların üstünden anlatacağız. Futbolcu söyleyemiyoruz. Futbolcu, İman etmiyoruz. Futbolcu yasak, stadyum yasak. Şehir yasak. Şehir yasak yok işte aynen başkenti şurası falan. Yok. Dünya Kupası dışına çıkmıyoruz işte. Hani şöyle bir yemeği meşhurdu falan da yok. Aynen. Ne var abi? Evet, böylece Emre'yi de biraz silahsızlandırmış oldu. Evet. Yemek olsa kurma, yiyici. Sağlam bir yiyici. Panakota, panakota. Şimdi Onur Tuğrul'la Mustafa Demirtaş birlikteliği geçen sefer beni perişan ettiği için ben onları ayırdım. Ben Onur'la birlikteyim. Burada bir galibiyet. Yönetmenim, müdürüm, burada, birlikteyiz. Evet. Şartlar çetin. Yıkama yağlamayı da yaptı. Yönetmenim, müdürüm falan. Ama biz Emre'yle ne amaryumuz biliyorsun? Ne amaryumuz? Kaybetmiyoruz genelde. Yani ne amaryumuz? Averajda Bedira'nın şeyinin tabusuna gidiyoruz. Bir maça mı? Ne amaryumuz? Bir maçta bir, onda da beraber aynı puanı aldık yani. Neyse. Aynı puan mı? Aynı puan aldık. Averajda benim getirdiğim kural. Ben kendi koyduğum kuralla yenildim. Hatırlıyor musun? İki defa tabu yapmıştım. Çok komik tabular yapmıştım. Evet, ama ona rağmen yenmiştik. Evet. Çok iyi. Çok iyi birliktelik vardı diyebiliriz. Berbat bir anlatım ama. Bu milik mi diyorsun? Şey var ya, glik mi milik mi de milik, milik miden patlamıştı hatırlıyorum. Hadi canım. Aynen. Çok iyiymiş o. Glik mi dedin dedim, o da şey oldu, tabu oldu. Glik mi dedin? Aynen, saçma sapan bildiğim şeyi bilemedim şey oldu. Falan gibi böyle şeyler olmuş. İzleyebilirsiniz. Onlar zaten Sonyo playlistinde mevcut. Mevcut. O zaman kurallarımız yine aynı. Anlatış süremiz. 6'şer tane kart veriyoruz her turda. Tamam. Altın turda anlatımlarımız 2 kat puan. Altın tura da geride olan başlıyor gibi kurallarımız mevcut. Tamam. O zaman ne yapalım? Bence sizin başlayın. İlk sen anlat ki anlayalım neymiş. Kaan sahibi klasik başlasın madem öyle. Tamam, o zaman ben... Biz onu referans alıp yardımcımız. Kartlarımız da hazır. Burada özel, özel kartımız. Dünya Kupası'na özel hazırladık. Sorunyo kartlarımız. Vay vay vay. Karıyorum. Daha küçük olunca daha rahat hallediyorum. Havucumun içinde bakmadan. Karıyorum. Bakalım tabirleri. Son bilmiyorum. Hamleler. Tak. Kes son rütüşler. Kral iyi kontrol et. Çok konuşur. Evet. Güzel olmuş kartlar. Çok buraya konuşur, tabu yapar. Dağıt. Yok kendisi. Yok. Kendine dağıt, kendine al işte. Kendine alıyorsun. Ben mi anlatayım? Al, sen al işte. Aynı ha. Kim istiyorsa. Ben kontrol mü ediyorum? Aynen. Sen kontrolcüsün. Kontrol bir şey yok zaten. Tabu yapar. Evet. Evet, gerçek yönetmenimiz Sergen Sandıkçı burada bize başladı diyecek, bitti diyecek. 2 dakikamızı tutacak. Evet. Sen hazırım dediğinde Sergen de başla diyecek. Hazırım. Başla. Arjantin'i ilk maçta tokatladılar. Suudi Arabistan. En büyük hayal kırıklığı bu turnuvanın. Vallahi geçen yarı final oynadılar. Geçen yarı final oynadılar. Fransa'yı elendiler. Yarı final oynadılar. Nasıl lan? Geçen turnuva Fransa'yı yarı finalde elendiler. Bu turnuva gruptan çıkamadılar. İspanya, birinci Almanya. Torba takımı. Birinci torba takımı gruptan çıkamadı. Belçika. Geçen turnuva diyorsun. Orada 2018 Dünya Kupası var. Ama... Ay yok, o üçüncüsü diyor. Tamam peki. Tamam geç. Şimdi. Geçen turnuva anlatamaz bence. Neyse. Bakarız ona. İba etti. En büyük favori. Brezilya, değil. Almanya, Fransa. Tamam. Fransa ya, değil lan, o kadar da ya. Almanya ne oldu? Oğlum en büyük favori her zaman Brezilya, Almanya. Elenmiş takımlardan başlayın. Şey oldu. Son 16'da böyle hani başarılı olmasını bekliyorduk. Sonra kamyonla gol yedi bunlar. Oha dedik, bu ne dedik. Son 16'da kamyonla gol yediler.
Bir tane takım yedi lan kamyonla gol zaten. Son maçlar böyle, en son maç. Yakın zamanda oldu. Kafam durdu şu anda ya. İsviçre. Evet. şöyle İsviçre'nin grubundan son maçta oynadılar. Çıkamadı. Gana. İsviçre. Avrupa takımı, Avrupa. İsviçre'nin grubunda. Son maç ya. Kamyonla gol oldu. Bir onlar attı. Sırbistan. Evet. Süremiz? Az önce favori dedin ama favori değildi. Almanya. Evet. Full mü? Full. Vooo. Ve demek bu ölümümüz yani. Bu bayağı ölümümüz. Bu bayağı ölümümüzdü bir de ya. Bu tabuya bir karar verelim. Tabu diyorsan, şöyle birlikte karar verelim. 2018 Dünya Kupası üçüncüsü diyor. Bence tabu değil ya. Tabu diyorsanız bundan sonra komple kapatalım. Son turnuva deyince eş anlamlısı oluyor. Tabu da aslında şey olmuyor yani. Yani tabu olmuyor. Evet, yani teorik olarak tabu değil. Değil. Evet. Tamam, bunu o zaman söyleyebiliyoruz bundan sonra. Peki. Tamam. Tamam. Evet, devam edelim. Ben mi anlatayım? Fark etmez. Nasıl istersen. Sen seviyorsun benim anlatışımı. Seviyoruz. Seri A'da sevmiştin. Ben inşallah tabu yapmam. Gerçi tabu yapacak bir şey de yok. Tokatlık geçtiğinden sonra aynı puan aldık ya. Allah Allah ya. Yazıyor mu? 3 puan mı veriyorlar? 3 puan. Aynen. Başladı. Bunlar bir Güney Amerika ülkesine çok bilenmişlerdi. Eski bir penaltıdan dolayı. Güney Amerika ülkesine çok bilenmişlerdi. Gana. Aynen. Grup aşamasında sonra Arjantin yendi bunları. Grup aşamasından sonra Arjantin yendi bunları. Kim yendi? Polonya yendi. Evet. Böyle oluyor işte insanlardan. Abi en... ben de kaldım burada. Aynen bak. şu an içinde bulunduğumuz turnuvadaki en defansif oynayan kim vardı? Fas. Daha defansif. Oha. Daha en defansif. En defansif. Topu tamamen bırakansın. Evet. Kim var abi? 6-4-0 falan yani. İyi bir gruptaydı. İyi babalar vardı grupta. Japonya. Kim başka? Japonya'nın grubundan. Evet. Costa Rica tamam. Oğlum. aslında çok iyi başlamışlardı. Turnuvaya çok iyi başlamışlardı. Hatta böyle Belçika'ya karşı iyi bir oyun olmalarına rağmen kaybetmişlerdi. Yok. Gruptan da çıkamadılar. Tunus, o grup. Danimarka. Yok. Belçika'ya karşı diyorsun. Evet. Avustralya yok oğlum, ne diyorum ben ya. Böyle tir tir titretiyor. Ne diyorsun oğlum? Coğrafya olarak. Belçika'nın grubunda kim vardı? Coğrafya olarak. Rakiplerinden adam. Ne diyorsun oğlum? Soğuk. Evet. Danimarka değil mi olmuş işte? Değil. Daha uzak, oradan bayağı uzakta. 5. Abi. Ama titan o pas desene. Bitti süre. Bitti. Kanada oğlum. Ama çok Kanada. Var kilitlendik ya. Abi oğlum. İki tane de kaldı. O kadar kolay değilmiş. En defansif takım Costa Rica aklına gelmesi çok uzun sürdü doğal olarak. 7 tane yiyerek başladıkları için. Doğru. Defansif takım aklına gelmedi adamı. Ama Kanada Emre kilitlendi. Amerika'nın komşusu diyeceksin ya. Amerika vardı tabuda. Dünya Kupası anlatıyoruz ya. Yok ama Amerika tabuda vardı bak. Amerika yazıyor. O da o yüzden anlatamadı. Dünya Kupası anlatıyoruz ya. Dünya Kupası'dan ziyade. Evet. Ama zaten o çıkardı. CONCACAF falan desen. İlk, ya sen ilk maçta Belçika'ya çok iyi oynadılar ama yenildiler desen belki öyle anladım. Dedim ya. Dedi. Ay, ilk maç demedi. Belçika ilk maç demedi. Ben Belçika'nın gruba gidiyorum. Böyle kimler vardı falan onu hatırlamaya zaten çalıştım. Zaten o 4. takımı hatırlıyorum. Fas deseydik ya. Ne iki tanedik ki? Aynen. Evet. Kaç tane bildiniz? 3. Hadi buyur. Şöyle. Dünya Kupası yok. Hepsini biliriz. Kesin bitti. Bir kere burada dedikodular yapıldı değil mi Onur? Burada dedikodular yapıldı. Biz hepsini biliriz. Çok kolaymış. Böyle de. Kitlendi mi kitleniyorsun ya? Bakalım. Güzel iyi başladık. Bakalım. Güzel müdürcüğüm, ben sizi ayırmam ne kadar doğru bir hareket olduğunu burada görmüş olduk. Hadi bakalım zaten. Müdürüm, sana iyi anlatırsın. Vallahi bunda iddialı değilim ama bakalım elimden geleni yapacağım. Ya burada şöyle bir şey oldu ya abi, dün izlediğim maç bile bu çok uzak bir diyardan geliyormuş gibi. Aynen, ilk maçı unutursun. Evet. O kadar mesela oyuncudan anlatabilirsin ya. Atiba yani en yaş. Ben Avustralya gittim abi. Atiba falan da değil. Biz bunu Arjantin Hollanda maçını izledikten sonraki gün çekiyoruz. Yani insanın aklında şey bile kalmıyor abi. Hırvatistan Brezilya bile zor kalıyor yani. Kalmıyor. 64 maç abi. Kalıyor da hemen silikleşiyor mesela. Bir önceki gün ne olduğunu bilmiyorsun. Sonra heyecanlandı. Güzel. Keyiflendim. Hadi bakalım. Heyecanlandı.
Turnuvaya devam eden babalardan. Babalardan Fransa var. Portekiz var. Evet. Böyle şey... Bunu nasıl anlatacağız lan dediğimiz takım. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Niye olmaz mı? Oğlum yani... Ya abi Dünya Kupası konsepti dediniz. Dünya Kupası. Önceki muhabbete bir de şey yapıyor. Yani. Yok abi. Tamam yani. Devam et. Bunu konuşuruz. Bir de süremiz yemez. Bunu konuşuruz dedi bir de. Tamam devam et. Neyse. Bu şey şeyden anlatamıyor muyum? Bir durdursana. Abi Dünya Kupası'nı anlatacağız Dünya dedik Kupası, ya. Full Dünya Kupası. Tamam yani kendi muhabbetlerimizden anlatamıyoruz bunu. Ya, tabii ki. Tamam. Şey, FIFA'ya MIFA'ya atıştırıyor olacaktım. Olmaz. Tamam. Devam abi o zaman. Bu bekleriyle meşhur... Fas. Fas. Aa yok lan karıştırdım pardon. Hiç beki de olmayan, hiçbir oyuncusu olmayan o bölge takımı. Hiçbir oyuncusu olmayan evet. Beki yok. Hiçbir şey yok abi bunların. Hiçbir şey yok. Avustralya. O bölge takımı. Yok yok o bölge biraz önce söyledim. Fas gibi. Aynen. Tunus. Aynen. Siyasi derbi oynadılar. Evet. İran. Evet. Bunları biz hep Dünya Kupası'nın üçüncülük maçı oynamıştık. Güney Kore. Siyasi derbinin diğer takımı. Amerika. Güzel. 5 mi yaptık? Evet arkadaşlar konsey toplandı. Dedik ki kendi aramızdaki muhabbetlerden anlatmayalım bunu. Ama tabu da saymayalım çünkü daha önce söylememiştik. O yüzden anlatamamış sayıyoruz. 5 puan aldık. Burada şu an Emre Özcan anlatacak 6 tane. Ondan sonra... Tabu olsa 4 mi olacaktı? Tabu olsa 4 olacaktı. Anladım. Burada Emre Özcan 6 tane anlatacak. Ondan sonra altın tura geçeceğiz. 4'er tane kalıyor zaten. Geriye 8 tane takım kalacak. Acayip. Altın turda 4 çarpı 2. Burada inisiyatif alıp çarpı 4 çarpı 3 yapalım ya. 3 yapalım mı? 4 çarpı 3 yapalım madem. Yapalım mı? Olur. Kural değişikliğine gidiyor. 4 çarpı 3. Yaptı. Hadi oldu be. Bak kanal sahibi yok sana. Kanal sahibi yaptım. Hani imtiyaz sahibi. Çayımızı içelim. Sorun ya imtiyaz sahibi. 4 çarpı 3 mü? 3. Şu anda kural değişikliği. Son derece ilkeli tutarlı bir program. Başladın mı Sergen? Tamam. Turnuvanın şu an kadarki en büyük sürprizi. Ya elenme açısından. Hayır en büyük sürprizi. Yani en Fas. Düşük profili takım evet. Tanrı'nın eliyle kazandı bunlar. Hadi Arjantin. Buyur. Evet. Favorilerden Brezilya. Fena patladılar. Brezilya. Hayır böyle son atla patladılar bunlar. Brezilya. Son atla patladılar. Hatta şey... İspanya. Evet. Maradona. Abi bunlar damalı formasıyla ünlü. Hırvatistan. Şey... Bardak şeye götürsen. 2010'da çok acayip bir şekilde bunlar yarı final görmüştü. Acayip bir şekilde, hikayeli. Uruguay? Evet. Abi bunlar dün olaylı bir şekilde kaybettiler. Olaylı maç. Hollanda. Ha aynen. Diğeri de olaylıydı lan. Fırat şey de olaylı. Evet. Ama olay eşit değil. Olaylı olay. Gerçek olay. Gerçek olay. Hala daha yani. Bıçaklı. Taşlı bıçaklı. Güzel. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun diyor ya Messi. Daha şimdi puan farkı kaç? 2 puan gerideyiz biz. Şimdi puan farkı. Yaklaştık. 6-6 mı yaptınız? 6-6. Orada 3 yapmışsınız. 9 puan. 9. Biz 6-5-11'iz. Yani siz yine devam edin. 4 tane anlatacaksınız. 2 tane anlatamamaları lazım. Bizim full yapmamız lazım. Aynen. Aslında biz full yaparsak çözüyoruz. Çözüyorsunuz. Ama onlar bir hata yaparsa 2 tane yapma hakkımız olacak. Sana son 4 turda 1 dakika değil mi şey? Anlatın 1 dakika son tur. 4 tane olduğu için 1 daha dakika. Daha doğru söylüyorsun. 1 tane. 1 dakika be. 1 dakika. 1 dakika be. Değiştik yine. Yani yine dakika. Tutarlı. Yine özel kural. 1 dakika lan. Özel kural. Buradan kaybeden kazanıyor. Benim kanalım 59 saniye yapıyorum. 59 saniye anlatacağız. 1 dakikanın altında anlatacağız. Bunları bir ayıralım kenara. Ben başlayabilirim. Hazırım ben. O çok çok odaklı. Adamsın. Bunlar iki büyüklü grubun lideri. Japonya. Evet. Bunlar... güzel. şey... Olay, yani siyasi grubun bir parçasıydı. İran, Amerika. Diğeri, siyasi grubun diğer parçası. İki tane daha takım var orada. Kim vardı lan? Kimle oynadı oğlum Amerika? Amerika bir şey de bitirir. Kimle oynadı? İngiltere. Diğeri oraya yakın. İngiltere yani. Çok yakın İngiltere'ye. İngiltere'ye. Galler. Bunlar abi bunlar acayip bir şey gruptan çıktılar. Çok zayıf bir takım ama gruptan Fas, çıktılar. Fas, Japonya. Diğeri yani. Avustralya. Evet en düşüğü. Siyasi grubun en kuvvetli takımı.
Ya İngiltere. Evet. Yes. Ulan ya o kadar... Geri döndük be, geri döndük. Allah'ım ulan, çok zor Allah. Oldu. Galler'den bırakıyorlardı. Ay hiç hatırladım abi. Galler tura şey çıkmıştık be. Gitti. Aynen ya, bitmişti bu iş. Şey olsa her şeye diyecektim. Tam geçen bizim gruptaydı diyecektim, Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'na doğru. Gidemiyoruz ya. Ama bir önceki Dünya Kupası da var. Evet olmaz Dünya ya. Dünya Kupası ne diyeyim? Onlar daha önceki performansları da Avrupa Şampiyonası'nda. 2016 Avrupa Şampiyonası. Ama şeyden bilmen lazım. Ama son maçtan olabilir. Ya evet. İran'a yenildiler. İran'a yenildiler olur. Ya işte aynen. İran'a evet, yenildiler olabilirdi. Abi. Biraz daha başlarda. En başta İngiltere, şey İran, Amerika benim de aklıma geldi o söyleyince. Evet. Diğer ikisi evet, fuyu. Abi Galler'i ben görünce. Zaten sen de böyle bak, oldu ya. Orada dedim ki aynı durumda. Kaç saniye kalmıştı Ergen? Abi 5 saniye kalabilir. Galler'i görünce şey oldu. Bir de İngiltere ben. Çok şanslı bak. O kadar çok doğru. Dünya Kupası'nda mıydı oğlum İngiltere şey Galler'i görünce? İngiltere dışında herhangi bir kart gelse anlatamayacaktı. Çünkü o grubun diğer atı söylemiş diğeri deyince. Evet abi ya. İngiltere yakın falan deyince tamam. Ki İrki de çok şeyden. Patlıya Japonya'da aslında ikisini 50 tek saniyede anlattılar. Burada çok yavaş bir performans. Futbolcuyu anlatamamızın şeyi oldu. Zorluğu oldu. Ha iyi kuralmış. Aynen. Bunu iyi zorlaştırdık. Bakalım şimdi bizim full yapmamız lazım. Full yapmamız lazım. Full yapmamız bir tane lazım. Patlarsak patlıyor muyuz? Evet, aynen. Ben anlatayım. Olursunuz. Tamam. Şey ver. Kartlar onlara. Dur. Aynen. Ver onları bilsinler. Şeyini. Eksiği. Aç abi sen şunu al. Şunu aç abi ben bakayım dur. Danimarka, Meksika, Brezilya. Dolu olsa hep ben bunu yayınlamak istiyorum. Abi benim tepkim de çok iyi. Bence böyle bitsin. Bence de böyle bitsin bence. Bir tane eksik var burada. Tamam biz bulacağız o zaman. Biz bulacağız. Aynen. Tamam. Son anlatan zaten biz anlatacağız. Siz ikiniz eksik olanı tamam. Buluruz bir şekilde. Bulup hallederiz. Şey yazarsın. Hayır hayır böyle yapamazsın. Net bitsin. Böyle yapamazsın. Böyle yapamazsın. Daha ne yapayım sen böyle yapamazsın. Ne demek ben sen böyle yapamazsın. Sen böyle yapamazsın. Evet arkadaşlar biz son turu tamamını bilmiş olduk az önce. Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Evet. Beni anlatma saatler kurtardı. Bu arada Meksika falan böyle pis takımlar. Pis takımlar. Neyse Brezilya varmış. Ama 3 takım. Neden 3 takım var? Bir tane kart eksik yani evet. Onu yazmamış onu, şey olmamış. Durumu kurtarmaya çalışıyorduk kardeşim. Kurtarmaya çalışırken. Denetlemeye çalışırken. Emre kökten çıksın. Bizi. Zaten evet. Yelimi hak etmiştik biz. Emre'ye çok yani teşekkür ederim. Yani öndelerdi zaten diyelim. Altılı şeyde zaten yenimi hak etmiştik. Evet o yüzden... orada 3 tane bildik abi orada bir skandallar. Evet. Ya inanılmaz eğlendim. Hiç beklemiyordum. Ama. Gerçekten soruyordu eğlenmeyi beklersen böyle eğlenceyi beklemiyordum. Aykut Aydın'ın bu 11 saniyede size girsinden sonraki en ben ikonik anı oldu. En epik abi en epik anı. Emre çok teşekkür ediyorum. Hem ben geldiğin için hem beni bana kazandırdığın için. Anlatma zahmetten kurtardığın için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı zaten abonesinizdir diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve bugünün kazananı Onur'la ben olduk ama siz de kazanabilirsiniz. Visa İşbirliği sayesinde 2000 TL varan indirim. Hepsi burada da Visa kartlarıyla yapacağınız televizyon alışverişlerinde sizi beklediğini unutmayın. Biz bugün takımları tahmin ederken zaman zaman zorlandık ama siz bu takımların ve Dünya Kupası finallerindeki son maceralarını yeni televizyonunuzda izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.